Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Hep yeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda DC evreninde az bilinmiş ama çok önemli isimlerden bir tanesi olan Dr. Fate'in kim olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Karakterin ilk görünüşü Morphan Comics çizgi roman serisinin 1940 yılı Mayıs ayında yayınlanan 55. sayısında gerçekleşti. Yaratıcıları da Garner Fox ve Howard Sherman. Superman'in ilk görünüşünün Action Comics çizgi roman serisinde 1938 yılında yayınlanan ilk sayısında Batman'in ilk görünüşünü de Detective Comics çizgi roman serisinin 1939 yılında yayınlanan 27. sayısında gerçekleştiğini düşünürsek Dr. Fate de baya yaşlı bir karakter aslında. Bu arkadaşın gerçek adı Kent Nelson. Dr. Fate ünvanını alabilmiş olan birkaç kişi var ama ilk orijinal Dr. Fate Kent Nelson olmuş. 1928 yılında doğmuş annesi Celestine Nelson ruhlarla uğraşan bir insan. Babası Sven Nelson da arkeolog. Annesinin ölüm sebebi bilinmiyor. Babası da 1940 yılında yani Kent henüz 12 yaşında ken bir tane tapınak buluyor. Tapınağın asıl sahibi Lords and Agents of Order adındaki bir grubun üyesi olan Nabu. Sven Nelson tapınağa girecek ama tapınağın yakınlarında yaşayanlar oranın büyülü olmasından korkuyor. Bu olay Sven'i korkutmuyor çünkü adam büyü diye bir şeyin olduğuna inanmıyor. Tapınakta da Sven demin bahsettiğim Nabu'nun vücudunun bulunduğu anıta çarpıyor. Kent Nabu'yu uykusundan uyandıran düzeneye çalıştırıyor. Nabu uyandığında da bulundukları yer zehirli bir gazla doluyor. Bu gaz baba Sven Nelson'ı öldürüyor ama kenti hiçbir şekilde zarar vermiyor. Zarar vermemesinin sebebi Nabu'yu bulunduğu yerden kurtardığı için mi yoksa babası büyülere inanmadığı için mi onu öldürüyor bilmiyorum. Bu zehirli gaz olayının sonunda Nabu kenti elçisi olarak yanına alıp eğitmek istiyor. Eğitiminin sonunda kent Nabu'nun bütün güçlerini kullanabilecek. Eğitimde de zaten bu güçleri nasıl kullanabilir? onu öğretecek. Ama Kent Nabu'nun ne güçlerini istiyor ne de onun elçisi olmak istiyor. Tek istediği şey ölmüş olan babasını geri getirmek. Nabu da Kent'in bu kararını değiştiremeyeceğini için hafızasında Sven Nels'inle alakalı her şeyi siliyor. Aslında siliyor demek de doğru olmayabilir. Kent'in o anıların hiçbirisini hatırlamamasını sağlıyor. Sonra da bir haftalık bir eğitim sürecinde Nabu Kent'i çocukluktan olgun bir birey haline getirip mistik sanatları öğretiyor. Bir de Kent'in sahip olduğu bütün güçle kendisine saldırmasını istiyor. Hani bu değişik bir istek. Kent o saldırıyı yapıyor ama kullandığı güç bizzat Nabu'nun kendisinden geldiği için Nabu hiçbir şekilde hasar falan almıyor. Bunu da öğretmiş oluyor yani. Daha sonra da Kent'in hatırlamamasını sağladığı anıları geri getiriyor. Kent hatırlamaya başladığı andan itibaren öfkeleniyor ve o sinirle Nabu'ya saldırıyor. Ama zaten bütün gücüyle saldırdığında ne olduğunu bildiğinden bir şeyin değişmeyeceğini de anlıyor yani Kent. Nabu da ondan sonra aslında bu zamana kadar neler yaptığını asıl görevini ve kaosla düzen arasındaki savaşı Kent'e açık başlıyor. Sonra da kente o meşhur miğferi ve kolyesini veriyor. Bu miğferin şekli falan cidden çok hoşuma gidiyor benim. Hani baya güzel tasarlanmış. Bu tip ekipmanlarda Victor Van Doom'un maskesi. Aslında daha doğrusu Secret Wars eventinde soluk renkli hali var ya. O haldeki maske benim çok hoşuma gidiyor. Bunlar kadar olmasa da Magneto'nun kaskı falan da kötü değil. Neyse devam ediyorum. Kent Nabu'dan kaos ve düzen arasındaki savaşla alakalı bütün bilgileri öğrendikten sonra ilk görevine çıkıyor. Bu göreve zaten Dr. Fate göründüğü ilk çizgi roman Morvan Comics serisinin 55. sayısında çıkıyor. Görevindeki düşman karakterinin adı Votan. Farklı farklı boyutlara gidebilen bayağı güçlü bir karakter ki zaten Dr. Fate'in mentorunun yani Nabu'nun ezeli düşmanı. Doğal olarak Dr. Fate'in de ezeli düşmanı oluyor. Bu arkadaş Inza Kramer adında bir tane kadını kaçırıyor. Kadının ölümüyle Dr. Fate saf dışı kalacak ve Wotan da dünyayı kontrol altına alabilmiş olacak. Dr. Fate kadını kurtarmak için ilginç bir yöntem seçiyor. Hani çok tahmin edilebilir bir şey değil. Wotan da Dr. Fate de mistik sanatları bilen iki karakter. Tabii ki karşılaşıyorlar falan bir şeyler yaşanıyor. Ama o şekilde daha fazla savaşmalarını beklerken Dr. Fate yakın dövüş teknikleri kullanıyor. Tam olarak ne yaptığını söyleyebilmek zor. Çünkü eski bir çizgi roman olduğu için çizimler de bugünkü kadar gelişmemiş. Hani burada yumruk attı diye düşünülebilir ama kadını diğer tarafa itip kafa da atmış olabilir. İki ihtimal de mevcut. Sonra da Wotan'ı halter gibi kaldırıp camdan aşağıya fırlatıyor. Wotan'ın normalde uçabilme gibi bir gücü de var ama orada kullandırmamışlar. Sanırım kurguyu detaylandıramamışlar. Neyse... Dr. Fate kadını kurtardıktan sonra ikisi birbirine aşık oluyor, evlenmeye karar veriyorlar ve görünmez bir tane kulede yaşamaya başlıyorlar. Kulesini Dr. Strange'in Sanctum Sanctorum'u gibi düşünebilirsiniz. Evlenip o kuleye yerleştikten sonra beraber suça ve kötülüğe karşı savaşmaya başlıyorlar. Karakterin aslında genel hikayesi bu şekilde. Ha bu arada Dr. Fate Justice Society of America'nın kurucu üyelerinden bir tanesi. Ha, bunu da söylemeyi unutmayayım. Güçlerine geçecek olursak da büyü yapabilme, görünmezlik, enerji bazlı saldırılar, kalkanlar ve manipülasyon gibi yetenekler var. Teleport olabiliyor, telekinezi yeteneğine sahip, havayı kontrol edebiliyor. Daha bir sürü gücü var ama bu şekilde söylemek yine birkaç tane olaydan bahsedeyim ben size. O şekilde daha da iyi, daha anlaşılır olabilir. Daha önce Instagram'da Dr. Fate Superman'in saldırısından kaçabilecek reflekslere sahip diye paylaşmıştık. Bu olayı Superman diye paylaştım ancak sadece Superman değil burada. Yanında Martin Manhunter da var ve ikisinin saldırısından da kaçabilmişti Dr. Fate. Olay da şöyle, Darkseid Superman ve Manhunter'ın beynini yıkayıp Doctor Fate'i kendilerine düşman gibi gösteriyor. Doctor Fate Superman ve Manhunter'ın aynı anda kendisine doğru yaptığı hücumdan kaçıp kafa kafaya çarpışmalarına sebep oluyor. Sonra da onlara bir tane büyü yapıp kafalarının yerine gelmesini sağlıyor. Hani o şekilde kurtarıyordu onları. Buradan reflekslerinin ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliyorsunuz aslında. Superman Doctor Fate'e "Benim büyüye karşı olan zaafımı kaldırabilir misin?" diye soruyor. Doctor Fate de bu zor ama imkansız değil. Eğer istersen bunu yapmaya hazırım diye söylüyor. Superman tabi bunu merakından soruyor. Yani devamında istemiyor yapılmasını. Bu soruyu sormasının sebebi de şöyle. Soruyu sormadan biraz önce çok önemli bir olayını görüyor Dr. Fate'in. Uzaylıların yaptığı bir olayla gezegenler yörüngelerinden çıkıyor. Dr. Fate de mistik zincirler oluşturup Superman'in o zincirleri çekmesini istiyor. O şekilde gezegenleri olması gerektiği yerlere getirtiyor Superman'e. Bunu gördükten sonra acaba bunu yapabilir mi diye merak ediyor. Yani o yüzden soruyor o soru geçtik amalgam evreninde Doctor Fate, Doctor Strange ve Profesör X ile bir kombinasyon oluşturdular. Oluşturulan bu karakter evrenin en güçlülerinden bir tanesi, hatta evrenin koruyucusu olarak geçiyor. Orada da Doctor Fate'in yanı bayağı etkili. Telekinezi yeteneğinde şöyle söyleyeyim, zihniyle gezegeni falan oynatabiliyor. Hani Charles Xavier'de olduğu gibi Cerebro'ya falan ihtiyacı yok. Eğer birisini bulmak isterse, arasında gezegenler bile olsa istediği şekilde bulabiliyor. Son örnekte şu olsun, Spectre'la bir olayı var. Muhtemelen birkaç tane vardır. Çünkü göründüğü İlk çizgi romanda Spectre'nin de birkaç tane hikayesi var. İkisinin de bayağı kudretli karakter olduğunu düşünürseniz yolları illaki kesişecek yani. Neyse olay da şöyle Spectre Hal Jordan'ı cam gibi buz gibi bir maddeye dönüştürüp paramparça ediyor. Dr. Fate de miğferinden ufak bir fısıltıyı söylemesiyle Hal Jordan'ın parçalarını yeniden bir araya getirip hayata geri döndürüyor. Bunu da söyleyerek videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla ya da bana Twitter üzerinden iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. History, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy When we're in too deep And you and I, we got history yeah.